Better Call Saul, evet bitti. Hüzünlüyüz e, maalesef. 6 sezon, yaklaşık 8 yılda bitti. Arada Covid'ler, Movid'ler, e, Bob O'Dunkirk çekimlerde kalp krizi geçirdi, adam ölümlerden döndü vesaire bayağı. Bir süre Better Call Saul'la beraberdik. Zaten daha öncesinde Breaking Bad izleyip Better Call Saul'a geçenler benim gibi. Mesela çok uzun ve geniş bir erayı bitirmiş gibi hissediyor olabilirler. O yüzden bu videoda artık Better Console nedir ne anlatıyordu. Bir daha girmeyeceğim. Onunla ilgili ayrı bir video var. Onu kanalda bulabilirsiniz. Linkini de açıklamaya bırakayım. Oradan tıklayıp gidip izleyebilirsiniz. Orada uzun uzun konuşmuştuk özellikle de ilk 5 sezonun ve dizinin ne amaçladığını, karakterlerin ne yöne gittiğini, nasıl bir kafası olduğunu her şeyini detaylıca konuşmuştuk. O yüzden bu video yine en baştan söylüyorum. Artık zaten veda sezonu burada her şey spoiler. Burada her şey gerçek. E, o yüzden hani ben izledim ama altın sezonu hala izlemedim diyorsanız hemen peşin peşin gidip izleyin. Sonra gelip bu videoyu izlersiniz. Çünkü burada artık spoiler için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü mükemmel bir finalle, mükemmel bir final sezonuyla hatta. Yani benim herhalde hayatımda bir dizi olarak bir bütün olarak tarzı Bir dizide bir bütün olarak koca bir sezonu evet ya bu final algısıyla izlediğim tek dizi olabilir ya da birkaç diziden bir olabilir. Şu an aklıma gelmeyen belki bir şeyler vardır. Hani hemen de abartmayayım ama biraz abartabilirim de bugün. Gerçekten bir bütün olarak işte bütün karakterlerin vedaları işte hep o açılış jeneriğinde gördüğümüz o kasetin akışı ve kasetin daha sonra durmasıyla başka bir timeline aslında Breaking Bad sonrası timeline'e devam etmemiz ve orada dört bölüm izlememiz vesaire gerçekten bir bütün olarak muhteşem bir finaldi. Herhalde böyle bir diziye de böyle bir final yakışırdı. Çok iyi planlamışlar her şeyde. Çok iyi gitti bence. Yani hep şu hissedilir ya uzun dizilerde. Ya final hep bir böyle bir buruk biter, bir tatminsizlik olur. Herkes istediğini alamaz. Zaten sırtını böyle aşırı gizeme, aşırı merada dayanıp hiçbir şey anlatmayan, anlatamayan, ...bir derdi tasası olmayan diziler hep yıkılır zaten. E, Better Call Saul yıkılmadı. E, zaten Better Call Saul her bölümüyle bize o finali hissettirdi. Bu da muhteşem bir başarı. Ben de bugün aslında dizinin... ...final sezonunda adım adım ne oldu, şu oldu, bu oldu... ...vay arkadaş demek yerine... ...biraz daha böyle karakterler üzerinden, onların vedaları üzerinden konuşacağım. En sonunda da soğulu ve kararlarını konuşup bitireceğiz. Hatta gelin aslında... E, Nacho ile başlayalım. Dizi aslında Soul'un evinin boşalmasıyla başlıyor. Daha sonra ilk bir önceki sezonlarda Nacho'nun evinin boşalmasını da Mike'ın oraya yerleştirdiği e, kanıtlarla vesaire görmüştük. Sonra da zaten Nacho'nun evi boşalırken görüyoruz ve dizide ilk olarak Nacho'ya veda ediyoruz akış içerisinde. Nacho aslında bu dizinin biraz daha e, ters tarafında aslında zıt tarafında bütün karakterlerine göre zıt tarafında duran biriydi. Yani... Şimdi biliyoruz sonuçta kötü biri. Evet Mike kötü biri değil ama zaten o da yine polisin olduğu, devletin olduğu taraftan geliyor daha adaletin içinden gelip orada yozlaşmış ve bu yozlaşma sonucunda oğlunu kaybetmiş biri. E, e, Kim ve çoğu so zaten avukatlar yani herkesin aslında böyle bir tutunduğu bir yer var yani Gazfling'in bir de resmi bir işi var. Mike'ın bir emekliliği var falan ama Nacho, Nacho düz bir karakter. Nacho sadece hayatta kalmaya çalışan, babasını çok seven, bir şekilde karterin içine girmiş, hiçbir şey olamadığı için hayatta belki burada kazanabileceğini düşünmüş ve burada çıkamayacağını da fark ettikten sonra da hayatı istediği gibi gitmeyen, burada üç kağıtlar çevirmeye çalışıp işte Mike'la tanışan bir karakter. Aslında bir ara kadar onun, da iş, onun içinde işler iyi gidiyor ama ne zaman ki işte ...başkası tarafından bastırılmaya, ezilmeye çalıştığınızda... ...kullanılmaya çalıştığınızda zaten işler kontrolden çıkıyor. Ama Nacho'nun vedasında belki de en güzel şey... ...örmeden önce Hector Salamanca'ya söyledikleriydi. Gerçekten o bütün içinde kalanı, pişmanlıkları... ...hak ettiklerini veren... ...yani bir karşıdakine gerçekten hak ettiğini veren... ...belki de tek karakter olabilir Nacho. Yani işte Breaking Bad dönemi de... Evet ...Walter çok kötü şeyler yaşıyor ama... Karşıdaki insanlar bunu hak ettiği için mi yapıyor? Hayır, yine kendi intikamı için, kendi hakkını aradığını zannettiği için yapıyor. Kendi kavgası için yapıyor. Diğer karakterler de böyle işte. Gus Fring arkadaşı öldüğü için orada Mike... Aslında yine kendi hatasından yani rüşvet almayabilirdi ama sistem... Biraz da sisteme karşı bir bahane üretme çabasıyla buralara düşmüşlerdi. Nacho ise gerçekten hak edene hak ettiğini vererek diziden ayrıldı. Belki de en anlamlı vedalardan biri onunkiydi. O yüzden Nacho'nun özellikle o bölüm inanılmazdı bu arada. Yani Nacho'nun son anda işte e, silah alması ondan sonra orada konuşmayı yapıp kendi kafasına sıkması. O sahnenin sessizliği daha sonra ikizlerin Hector'u alıp e, arabayla yanına taşımaları yani tekerlekli sandalye pardon. Gerçekten muazzam bir sahneydi. Ama daha güzel neydi biliyor musunuz bence? Şimdi biraz ileri saracağım dizinin başından girdim. Karakterlere bağlantılar kurarak gideceğim bölümler arasında. Mike bir noktada Nacho'nun babasının yanına gitti artık. O da hani Ziggler gitti. Hatalar yapıyor. Howard'ı gömdü. Howard bölümüne geleceğiz. Artık onun da vicdan dayanmamaya başladığı noktada yine çok yanlış düşüncelerle Nacho'nun babasının yanına gidiyor ve diyor ki işte oğlum öldü ama adalet yerini bulacak diyor. Babası da diyor ki ne adalet? Yani neyin adaletten bahsediyorsun? Sen tekrar intikam alacaksın. Bu aldığın intikamı sen adalet diyeceksin ama birileri ölmeye devam edecek. Olan benim oğlum oldu, öldü gitti. İşte belki de Nacho'nun babası da bu dizideki en aklı başında, <laughs> en akıllı, en aklı selim insan. E Mike de orada zaten bayağı göt gibi kalıyor. Aslında dizinin özeti bu. Yani herkes bir şekilde ki esas büyük bir burada. Kim ve Bob hatta işte Howard hatta işte Chuck hepsi adaletin içinde olmasına rağmen aslında adaletlerini gerçek hayatlarındaki adaletten farklı yollardan arıyorlar. İşte Çak ailesi onu sevmediği için buradaki adaletsizliği kardeşine zarar vererek, kardeşini baskılayarak, kardeşinin yolunu açmayarak, ona orada kendi adaletini sağlayarak alıyor. Howard başka bir şekilde işte Kim ve e, Sol, Jimmy zaten yoldan çıkıyorlar artık. Onlar da kendi adaletlerini kanun dışında sağlıyorlar. Dizinin ana konseptine oturan parçalardan biri de buydu. Nacho da bu parçayı e, belki de en iyi besleyen karakterdi. İkinci karakter Howard. Howard'da belki hiçbirimiz sanırım 7. bölüm evet 7. bölüm ara verdikleri bölüm 7. bölüme gelene kadar Howard'da büyük sempati besleyen var mıydı aramızda pek zannetmiyorum. Evet Howard biraz daha böyle arada nötr gibi gözükse de yer yer daha çaka yakın olan, kendi statüsünü seven, oradan çıkmak istemeyen ama hayatında belli ki çok büyük zorluklar da yaşayan bir karakter. Bir de tabii onun şöyle bir durum var. Ayrı bir kompleksi var. Asla Chuck kadar ya da Jimmy kadar ya da kim kadar akıllı değil. Ama en az Jimmy kadar konuşabilen, Jimmy kadar karşısındaki manipüle edebilen bir karakter. Sadece ondan farklı olarak babasından gelen bir şirket, ondan gelen farklı bir kültür, ondan gelen mirasla kendisini biraz daha mantıklı bir şekilde yetiştirebilmiş biri. O yüzden hani onun aldığı kararlar biraz daha böyle ama abi çak tadımız kaçmasın paramızı alalım biz derdimize bakalım gibiyken bu sezonla beraber işte karısıyla olan sorunlarını çeriyle olan sorunlarını görmeye başladık. Asla onu iplemeyen bir eşi var. Zaten araları açılmış çok uzun süredir ayrı yataklarda yatmaya başlamışlar. Zaten psikoloğa gittiği süreçleri gördük. Tam bu noktada aslında dizinin bütün son sezonundaki sürükleyici olan aslında kim ve Jimmy'nin Howard'a kurduğu o işte ne diyelim prestij suikasti. Bütün onun reputasyonunu yıkacak olan plandı. Bu planda bir noktada fark etti zaten ama artık işte fark ettiği noktada gerçekten yıkıma uğradı. Hatta öldüğü nokta oldu. O noktada gerçekten üzüldüm. Yani dizi aslında bize şunu dedirtti. Resmen orada. Yani kafamızda en azından benim kafamda onu dedirtti. Yani birisi gerçekten ne yaparsa yapsın ölmeyi ya da işte böyle bir cezayı hak ediyor mu? Her şey diyebiliriz. Evet kimin hakkını elinden aldı. Jimmy'e zarar verdi. Kendi vicdanını rahatlatmak için sırf Jimmy ile iş vermeye çalıştı. Hep bir iki yüzlüydü. Her zaman kendi cebini düşündü vesaire. Bunları Bunlar ama hiçbir işte. Biraz burada Gandalf'a geliyoruz aslında. Arada bu ara dizi videolarında bol bol Lord of the Rings göndermeleri yapıyorum. Yani Gollum'un ölüp ölmeyeceğine kim karar verebilir? ya yani onun adaletini kim sağlayacak? herkes vakti geldiğinde belki de ölmeli gibi bir yerden bakıyor. Tabi biraz daha kaderci bir anlayış. Ben çok o tarafta değilim. Ama Howard'ın tarafından baktığımda eğer bir adalet aranıyorsa evet bu adaleti Howard'dan hakkın alarak yapamıyorsun. Onu dava edemiyorsun. Ne yapacaksın? Bir prestij suikastine girişiyorlar. Artık zaten burada Kim ve Jimmy biraz da God Complex'e doğru kaymaya başlıyorlar. Çünkü ne gördüler? Bütün dizi boyunca. Chuck ve Howard örnekleriyle gideceğim. Hep tepedekiler aslında tepede kalmak için alttakilerin kafasına basmak zorunda. Onlar altta kalmalı ki üsttekiler üstte kalsın. İşte sınıf saldığın başladığı kısım burası. İşlerin elinden aldılar. İşte daha güçlü oldukları için müşterilerin elinden aldılar. Onlara hep aşağı tuttular. Chuck Jimmy'ye çok kötü davrandı. Sırf o yanında olsun. İşte hatta kendi kafasında kurduğu hastalığını daha da büyüttü. Daha da büyüttü ve sırf Jimmy ona bağlı kalsın diye işte sırf kim işte aşağıda kalsın benim çalışanım olsun daha gitmesin diye Howard da ona aynı şeyleri yaptı. Ve Howard bunu anlamamış bile yani. Diyor ki işte sana kötü ofis verdim diye mi bunu yaptın? Hayır yani <laughs> yani bunun için değil. Ve bunun mesela en güzel örneklerinden birinde şeyde yaşamıştık. Hatırlayanlar olacaktır ilk sezonlarda. Burs vermek istiyorlar Chuck için. Orada bir çocuk geliyor. Çocuk bayağı akıllı vesaire. Ama geçmişinde bir suç işlemiş. Sanırım hırsızlıktı. Ki hırsızlık olması ki yanlış hatırlamıyorsam kim de aynı yollardan geçiyor ki kim kim karakterine ayrıca bir bölüm açacağız. Hırsızlık da bu yüzden alamamıştı. Yani geçmişindeki bir hata aslında çok parlak olabilecek bir o kadar ve basit bir hata. Yani hırsızlığın birçok hepsi adi hırsızlık olmak zorunda değil yani aç kaldığın için yapabilirsin. İşte kimin yaptığı gibi belki ailenden gelen genetik olarak hastalık her şey olabilir. Ya da böyle öğrendiğin için onu doğru zannediyor olabilirsin her şey olabilir tamamen ailenin yarattığı senle ilgili. O yüzden orada da bunun örneğini görmüştük ve çocuğu dışlamışlardı. İşte aslında Kim ve Jimmy'nin de yıllarca yaşadığı bu. Yani aslında onlar da ne olduklarını fark ediyorlar. O yüzden bir araya geliyorlar ve aslında ortak bir zihnin iki farklı sureti gibi oluyorlar. Howard da bunu hiç anlamamış zaten. Howard hala diyor ki ofisini beğenmedin bilmem ne cari çürt. Ee, ama sonuçta şeyi anlıyor. Yani siz bunu eğlenmek için yapıyorsunuz. ...ama bunu şey gibi de değil yani eğlenmek için derken... ha ha bugün de internette birilerini trolledik çok mutlu olduk... ...hay değil... ...aslında tatmin yani o fanla gelen hani diyor ya... ...kimde ben seninle eğlenmek için... ...aslında Mike'ın bana söylediklerini söylemedim... ...çünkü çok eğleniyordum çok mutluydum... ...tatmin yani artık orada o güçlü tatmini kaybetmek istemiyorsun... ...birazcık... E, ...mastürbasyon gibi aslında... ...yani biraz sert mi oldu bilmiyorum ama... E, ...biraz öyle bir bakış açısı var yani devamlı onu ona böyle bağımlı gibi yapmak istiyorlar. Ama bu şey bir hastalık gibi değil. Umarım anlatabilmiştim. Belki bir psikolog olsa burada bize daha iyi anlatırdı bu durumu. Howard da bunu fark ettiği anda aslında çok yanlış yerde, yanlış zamanda bulunuyor ve Lalo geri dönmüştü. Kim ve Jimmy'yi tehdit ederken içeri giriyor ve Howard'ı öldürüyor. Yani dizinin herhalde üst üste vurduğu ikinci sahne buydu. Nacho'dan, Nacho'nun ölümünden sonra gerçekten şok Olmuştum. Yedinci bölüm sonra bir ara verdiler. Ee, en hak edilmemiş ölüm olabilir gerçekten. Sonra zaten Mike'ın onu Lalo ile beraber e, o çukura atıp gömerkenki bakışı e, baya bir şey anlatıyordu. Hiç abartmıyorum ya izlediğim birçok filmde dizide herhalde hiç bu kadar hak edilmemiş e, bir ölüm görmemiştim. bir Howard'ı hiç sevmeyen biri olarak işte zaten dizinin başarısı kompleks yapısı burada. Yani ne hiç böyle hiç kimseyi ne böyle... Of be kahramanım adam be. Kadı sapladı abim falan gibi bir geri zekalı seyirci olmanıza da izin vermiyor. İşte o adam benim falan gibi ay çok kötü şeyler onlar. Hiç o toplara girmiyor dizi. Ya da böyle abine acılar çektik... arabes kesiyoruz birbirimizi falan gibi böyle acıların dibine atıp böyle çamurlarda bulayıp birini de yükseltmiyor. Kahramanlaştırmıyordu tekrar oradan. Herkes kompleks, herkes gri. Biraz böyle George R. R. Martin karakterleri gibi hepsi. Hepsi böyle e, kafaları e, gidiyor geliyor çok akıllı ama vicdanlarıyla hep kavga ediyorlar. Howard da böyle bir karakterdi. E, biraz da bize tabi burada dizi şu oyunu yaptı. Howard'ın hiç özel hayatını görmesek belki hiç üzülmeyebilirdik. Ama işte eşiyle durumu, psikolog bilmem ne üzerine kurulan oyun, onun çaresizliği e, ve çırpındıkça batması bizi seyirci olarak bence daha çok etkiledi ve bu sonu hazırladı. Peki burada bir kişi daha öldü. İşte kimdi o kişi? Lalo. Lalo'ya tabii ki <laughs> üzülecek bir halim yok ama herhalde bu dizinin en Tarantino karakteriydi o da. Gerçekten Tarantino filmlerinden ya da işte nereden çıkmış diyebiliriz bu karaktere. Koyan filmlerinden. Evet bak Koyan filmlerinde de böyle bir karakter görebilirdik. Tam o Tarantino Koyan arası bir karakterdi de Gerçekten dizinin temposunu inanılmaz belirledi. Özellikle girdiği andan itibaren son iki sezon, iki buçuk sezon bayağı iyi bir iş çıkardı. Dizinin bütün rengini, hareketini değiştirdi. Çok da kritik bir anda girdi. Yani teknik olarak da çok iyi bir tercihti. Ki zaten Lalo karakterinin ta Breaking Bad'e kadar bağlanmasını da aslında Breaking Bad bölümünde gördük. Son dört bölüme zaten ayrı bir kısım açacağız. Oraya da tekrar zıplayacağım. Lalo da aslında giderken yolda e, hak ettiğini bulanlardan oldu. Onun aslında ölümü birazcık ekstremdi. Evet hani gasfring'in ben bir noktada yalnız kalıp bu insanı öldürebilirim düşüncesi, silaha gidip işte kurmuş olduğu o çamaşağın içindeki e, üretim tesisine yerleştirmesi, orada beklemesi, Orayı hazırlaması planı çok önden kurması evet çok güzel İşte burası biraz Breaking Bad yani bu kadar büyük bütün her şeyin yolunda gideceği ve silahlı bir çatışmanın pozitif bitebileceğini hesaplamak aslında bir tık benim diziyi eleştirebileceğim kaçak oynadığı noktadan biri evet çok görkemli çok epik bir sahneydi ama dizi burada biraz sırtını ya Breaking Bad'de ölmediğini biliyorlar burayı böyle güzel tamamlayabiliriz gibi bir bakış açısıyla biraz rahat konfor alanında yapılmış bir sahneydi bence kesinlikle güzeldi tekrar ediyorum ama bence dizinin aldığı kararlar böyle daha aldığı sert kararlar içerisinde birazcık e, kahramanlaştığı gereksiz kahramanlaştığı bir noktaydı burada biraz da Mike'a odaklandık aslında Mike çok ciddi hatalar yaptı burada onun zaten artık dizide geldiği noktaki Breaking Bad'de aslında esas e, pişmanlığını göreceğiz diyordum ki e, dizi onu da unutmadı. Son 4 bölümde aslında Mike'ın da neden pişman olduğunu bize gösterdi. Ve gelelim Kim karakterine. Aslında Kim karakteri zaten hani Jimmy'den farklı değil. Az önce de söylediğim gibi yani ikisi ortak bir zihnin iki farklı sureti gibilerdi. Çok benzer hayatlardan işte aslında şu iki örneği birleştirebiliriz. Ben açıkçası kimin geçmişinde daha sert bir şey mi göreceğiz diyordum. Bizi böyle bir karar almadı. Çok mutlu etti beni. Yani Joker gibi yapmadı hiç kimseyi. O kadar kötü hayatlar geçirdiler ki dayak yediler, tecavüz uğradılar, dövdüler, hapishanede kollarını kes. Hiç öyle bir şey yapmadı. Kötü aileler, kötü abiler, yanlış kararlar, yanlış değerlendirmeler. İşte kimin annesini gördük. Yani kızının en mutlu anda işte o e, gitar için çabalarken gitar çalıyordu galiba ya da başka bir şey mi? Yanlış olabilirim. Gidip almaması, yalnız bırakması. Belki kimde ama yalnız büyüyen bir çocuk. İşte hırsızlık yaptığında e, ona kızıyor gibi aslında desteklemesi. Vay be senin de içinde varmış ha falan yapması. E, diğer tarafta zaten Jimmy de benzer şeyler yaşadı. İşte o dükkana gelen adamın onu Hırsızlığa sevk etmesi, babasını zayıf bir karakter gibi gösterip e, onu onu da çalmaya yönlendirmesi, e bunlar hep işte e, kendi ailelerinde yaşadıkları, daha sonra Çakın aslında işte ona yakın olmaya çalışırken e, dışlaması bir nevi bunların hepsi e, bu insanları şekillendiren durumlar olup bugüne gelmişti. Yani kimin altından çok büyük bir şey çıkmadı. E, bu bence mükemmel bir tercihti. Tekrar söylediğim gibi ve kim ee, son o dokuzuncu bölümdeki epik diyaloğa gelene kadar aslında yine vicdanıyla e, çatıştığı sahneleri bize gösterdi. işte asistanıyla görüştü artık iyi bir yola girmiş. Onun için sevindi. Başka kararlar aldı. Kendisi Howard'la ilgili ilerlerken arada kaldı. Mike'dan öğrendiği Lalo muhabbeti onu yine çok arada bıraktı. Ve burada gördük ki aslında kim de en az Jimmy kadar bencil. Jimmy kadar hayatını bir şekilde yaşamak istiyor. Ki bunu daha önce yaşamıştık. Çatıdaki tartışma sayesinde Cimon'a çok ciddi tepki vermişti. Yani benleyken iyi şey mutsuz olduğunda gel benle eğlen gibi bir şey demişti galiba. O kavgada da aslında bunun izlerini görmüştük. Ama burada iş artık bir adım öteye gitti. Yani kimin 9. bölümdeki o bölüm. O bölümü şöyle açıklayabilirim. Yani biri, biri geldi böyle göğsümden içeri bir yer soktu böyle burdu burdu böyle kalbimi sıktı, ciğerimi kopardı falan. Ama böyle üzüntü de değil. Anladınız mı o bölümde hissedilen? Böyle bir acı acı çektik yani. Yani kimin? Çünkü hem kim gidiyor? Ulan gidiyor diye cimye mi kızacağım? Ama bir yandan da çok bencil bir açıklama yapıyor. Ben sırf eğlenmek için sen bu oyunu bozma diye sana da yaşadığını söylemedim diyor. ...inanılmaz kompleks. Yani gerçekten açıp ...iki 3 kere daha izlediğim bir sahne oldu. O bütün diyaloğu tekrar dinlediğim bir sahne oldu. Yazılmış en iyi sahnelerden biri. Ve kimin işte bu kompleksi aslında çok basit bir şeye dayanıyor. Sadece eğleniyordum. Bu kadar. Ya bazen neyi neden yaptığınızı anlamazsınız ya. Neyi neden istediğinizi. Bunun arkasında çok büyük şeyler olmasına gerek yok. Bugün birçok kötü dizi filmin yaptığı şey bu. Çok büyük şeyler yazmaya çalışıyor arkalarına. Daha etkileyici olsun, daha etkileyici olsun diye. Bazen de bu kadardır yani. Çok basittir. Geçmiş öğretiler, ailenizden gelen miraslar sizi buna iter. Ama kim? Jimmy'ye göre bunun vicdanını biraz daha yaşayan biriydi. Aslında zaten Jimmy e de orada diyor ya biz birbirimize kötü geliyoruz. İkimiz bir arada olduğumuzda zehir gibi oluyoruz diye. Aslında diğer tarafı da var. Yani ikisi bir aradayken dengeliyorlardı. Ya bu denge e, onları pozitif tarafa da çekiyordu. Yani pozitif-negatif böyle bir tartın tahtının iki tarafı gibi, adaletin tartısının iki tarafı gibi. Yani adalet ne bir tarafa kayıyordu ne bir tarafa onlar bir yerdeyken, dengede duruyordu. Ne zaman ki bu denge Howard'ın ölümüyle bozuldu, orada işler değişti. Artık kim e, burada ağırlığını koyup karar veren, e, bu işi bitirmek isteyen, bir şeylerden vazgeçen, kendinden ödün veren taraf oldu pozitif olarak diyorum bunu tabi. Normalde bu da negatif algılanır. Taraf oldu ve ayrılmak istediğini Jimi'ye söyledi. Ve o sahne de müthiş bu arada onun da podcast'te dinledim işte gerçekten o, o ev boyu set orada işte kameranın e, Jimmy'nin arkasında kalıp işte biraz işte oraya fokuslayıp ileriyi full yapıp içeriden sadece upuzun koridorda az önce girdi her şeyin dağıldı kollendi da sadece bantlama seslerini duymamız işte bu da bu dizinin zaten teknik başarısı. Yani diyalogsuz sahnelerin hepsi hem görsel olarak hem anlatıma gerçekten çok güçlüydü. Bak çizgi roman estetiği yapıyoruz, belki ya, bir çizgi roman karesi gibi olan bu sahneler gerçekten inanılmaz etkiliydi. Çok şaşırttı beni. Ama bunu da işte çizgi roman'a koysanız bu kadar etkili olmaz. Çünkü akışı biliyoruz, diyalogları biliyoruz. O bir kare için bize 30 dakika görüntü veriliyor. Yani 30 dakika görüntüyü alıyorsun. Sonra bir kare senin için inanılmaz anlamlı oluyor. 9. bölüm için biz 5 sezon izledik. Üzerine 9 bölüm daha izledik. O sırf o sahne için, o band seslerin anlamlı olması için. Muhteşem. Yani bu arada Battle Call, Battle Call Saul, Insider. Ben bir bölüm dinledim. Özellikle 9. bölümü dinledim. Diğerlerini de dinleyeceğim. Merak ediyorsanız arkada neler oldu, çekimler nasıl gerçekleşti, yazarlar, oyuncular, senaryo editörleri bu podcastlerde bulunuyor. Neler diyorlar o podcastta da bakabilirsiniz. Dizinin dengesiyle ilgili aslında bir durum daha var. Bu da hani ben eğleniyordum konusu ya bu işte çok eğleniyordum, çok mutluydum diyor ya kim. Aslında burada bir denge var. Denge ne? Aslında Howard ve Chuck da aynı şey yapıyordu. Howard, Chuck'ı hatırlayın. Çalışamıyor, edemiyor, psikolojisi bozulmuş, elektrikten korkuyor falan gibi salak bir hastalığı var. Ama e, tekrar davalara dönmeyi bulduğu anda hemen yapışıyor, hemen elindekine alabiliyor, işte hemen e, kimin elindeki müşteriyi kapabiliyor havada. Hiç hiç gözü kararıyor yani. Çünkü o onu hayata tutan şey, ona bağlanmış artık. Howard için de benzer durumlar ve Jim ve e, kim için de aynı durum var. Ama bunu yapınca işte. Belli bir repütasyonun, belli bir durumun, belli bir gücün, belli bir sınıfsal üstünlüğün yoksa da ki Howard ve Chuck da onlar olmasına rağmen kaybetti. Etraflarında kimse kalmadı. E, kim ve Jimmy de aynı şey yaşadılar ve Kim bunu fark etti. Kim bunu fark edince uzaklaştı. Jimmy ise fark etmedi. Jimmy ise daha çok o bataklığın içine gömülüp soğula dönüştü. Yani artık o farklı bir sureti almak istedi orada. ha Bu işte senin mutluluğunu devam ettirecek mi? Etmiyor, bir yerde bitiyorsun yani hep bunlar hep kısa süreli. Yani insanın aslında duygusal yatırımını uzun süreli olabilir mi tartışması bu. Zor ama olabilir ama hayatınızda bunun için belli ödünler vermeniz gerekiyor. Zaten sonra da kimi nasıl gördük ee, özellikle 10. On, bölümden sonra 10. bölümle beraber son 2 bölümde kimi nasıl gördük. Böyle, yani en sıkıcı hayatını yaşıyor, en sıkıcı insanlarla konuşuyor başka bir erkekle görmek üzdü ya bu nasıl bir duygu bilmiyorum ya bir dizi bana bu duyguyu nasıl yaşatabildi onu da anlamıyorum yani kimi başka bir erkek sanki benim sevgilim de ayrılmışız gibi <laughs> ay başka bir adamla berabermiş falan diye böyle delirirsin ya öyle üzdü yani böyle inanılmaz sıkıcı bir hayat yaşıyor her şey çok kötü falan artık o bir noktada e, zaten kırılmayı yaşadı ona da dedim ki son dört bölümü ayrıca ele alacağız ya da durun hadi gelin alalım hadi beklemeyelim Burada şu sahneye gelmemiz lazım. Şimdi 9. bölümde biz aslında finali yaptık. 9. bölümde kim konuşmasını yaptı. O kırılmayı yaşadık. Finali yaptık. Ve dizi buradan sonra zaten bölüm isimler de şu işte Something and Something isimli bölümlerden daha böyle tek kelimeli işte Breaking Bad en sonunda tek solgan oluyor. Tek kelimeli bölüm isimlerine geçtik. Ve tamamen siyah beyaz artık jenelikteki kasetin sarmadığı mavi ekranı aldığımız bölüme geldik. Burada ne oldu? Burada bir noktada Jimmy artık e, buradan kimden aslında biraz Jimmy'e sol, Jimmy sol gidiş gelişlerine atlayacağım. E, atladık. Ne oldu orada? Şeyi hatırlarsanız bir taksici e, Jimmy'i fark etmişti. Her sezonun başında izlediğimiz o siyah beyaz anlarda. Jimmy de gidip e, meşhur çıkış yapıcı, çıkış yapmasını sağlayacak süpürgeci aramıştı. Halbuki burada parası da var. Yani işte evinde sakladığı paralar, e, mücevherler var. E, taşlar vardı yani. Kim bir kaç para ediyorlar. Yani parası orada sanırım pasaport falan da vardı orada. Sonra hepsini çöpün içinde kaybetti. E, vazgeçiyor. Yani burada artık belki de ben şunu hissettim açıkçası. Vazgeçme nedeni böyle yaşamak istememesi, artık yaşamak istemesi tekrar ...biraz da suicidal oluyor zaten artık... E, ...intihara meyilli hale gelmiş... internet meyilli olan insan ne olur... ...her kurşun atlar... ...kendini açık açık etmeye çalışır... ...hiç o şey umurunda olmaz... ...çünkü artık pek bir beklentisi kalmamıştır... E, ...o da artık bunun üzerine gitmek istiyor... ...ve bu taksiciyi buluyor... E, ...onunla bir plan yapıyor... ...tamamdır sizin derdiniz benim... E, ...siz beni açık edeceksiniz... ...belki de etmeyeceklerdi bu arada... ...kendi kendine gaza geliyor... ...yani taksici bunu gördüğünde şaşırıyor... ...belki hiç umurunda bile olmadı... ...yani bir kere gördü... Ben işte dediğim gibi suicidal olduğu için biraz daha da bıktığı için her gün aynı döngüde yaşamaktan. Çünkü hatırlarsanız daha önce şey tepkisi de vermişti. Yine AVM'nin içerisinde bir çocuk hırsızlık yaparken onu korumamıştı. Sonra avukat tut avukat falan gibi böyle bir çıkış yapmıştı. Tam detaylarını hatırlamıyorum oranın ama tutamamıştı kendini yani. Aslında o eskiyi istiyor. O da oraya dönmek. Eskisi avukat olmak çarpışmak, konuşmak, daha böyle mutlu yaşayacağı bir hayata geçmek istiyor. Bunun için de bir plan kuruyor çok basitçe. AVM'nin güvenliğiyle muhabbet ediyor. Sonra bu taksi elemanı ve arkadaşına da pahalı bir dükkan soydurtup buradan çok büyük paralar kaldırıyorlar. Ve bitince de bitti artık ben yokum gidin falan diyor. Ama burada dizi çok güzel bir yine anlatıya bürünüyor. Zaten Jimmy'nin derdi para, mara, ıvır zıvır değil. Jimmy'nin derdi tekrar o yaşadığını hissetmek, onun için eğlenceli olanı yapmak. Dikkat edin, o donuk, o siyah beyaz sahnelerin içerisinde Jimmy çok hareketlenmeye başlıyor. Odaya gidişi eğlenceli oluyor, daha böyle hareketli oluyor. Sabah dizinin temposu değişiyor. Sabah uyanışı, işe gidişi, tekrar oraya işte tatlıyla gidişi falan. Yine mükemmel bir anlatı. Anlıyoruz ki burada derdi başka. Yani derdi para, car, çürt vesaire değil. Howard'ın dediği gibi. Ve inanılmaz bir tatmin. Ve zaten bunu şeyde daha da ileriye götürüyor. Nerede ileriye götürüyor? Artık vicdanını da bıraktığını görüyoruz. Kanser ol olmuş olduğunu anladıkları bir yaşlı adamın. Daha doğrusu çok yaşlı ama zengin bir adamın evine artık hile hurdayla girmeyi de bırakıp camı kırıp giriyor. Adamı neredeyse öldürecek belki kafasına vuracak. İyice deliriyor. Orada böyle oturuyor saatlerine bakıyor. Orada artık iyice anlıyoruz. Yani tamamen o sol karakteri artık bataklığın dibine gitmiş tekrar yaşamak istiyor. Hani tekrar böyle eskisi gibi olmak istiyor ama onu da beceremiyor. Ve çizgi or dizi orada bir çizgi çekiyor. Yani Jimmy orada birini öldürseydi gerçekten işte o zaman işler tatsız olurdu. Yaşlı kadın da öldürebilirdi. Adını hatırlamadım şu an. Nipi, Nipi karakteri üzerinden, Nipi köpek üzerinden yakınlaştığı taksicinin annesi. Onu da bile öldürebilecek duruma geldi bence. Ama işte orada dizi ve kendisi çizgiyi çok iyi çekti. Orada bizim için ne karakteri dibe indirdi ne de böyle kahramanlaştırdı ve gidip aptal gibi yakalandı. Aslında bunu istiyordu. Bunu da nerede anladık? Aslında kendi de nerede anladı? Belki bunu hissetmedi. Nerede anladı? Hapse girdi ve duvarda işte avukatım sizi pataklar tarzı bir şey yazıyordu galiba. My lawyer, lawyer will screw, you mu? Öyle bir şey yazıyordu galiba. Hatırlamıyorum. Onu görünce, aa evet lan bir dakika ben avukatım. <laughs> burada burada farklı işler yapabilir mi? tekrardan hissetti ve bizi meşhur dizinin son sahnesine götürdü. Burada ben parantez açacağım. Francesca karakteri de geri döndü. Francesca ile telefonda konuştular. Burada bayağı bir bilgi aldık. Breaking Bad sonrası, Walter White'ın ölümü sonrası işte polisin her şeyi ele geçirdiğini, hiçbir şeylerin kalmadığını ve o kadar çok yer açmışlar ki işte tırnak salonları, temizliği bilmem ne, ıvır kır bir ton yer açmışlar. Hepsi gitmiş bütün paralar el konmuş vesaire. Sadece elindekiler kalmış ama orada da derdi neydi soramıyordu ama kim hakkında bilgi almaktı, e, kime ulaşmaktı e, ve bir şekilde kim hakkında en sonunda Francesca da anlayıp konuyu oraya yatırdı. Burada bir de ana kırılma noktası var. Tekrar zıplıyorum buradan. Eee Jimmy'nin telefonla kimi aradı ve ilk başta duymadığımız tır geçtiği için uzaktan gördüğümüz daha sonra kimin sahnelerine geçtiğimizde e, kimin gözünden gördüğümüz konuşma Burada kim dedi ki ona teslim ol ve Jimmy'nin şurada çok kritik bir sözü var aslında tetikleyici o bence onu da sonradan fark ettim çok emin değilim ha, çok istiyorsan sen ol sen sen yapmadın sanki Ay, sen teslim ol orada kim bir anda kendine geldi ve e, ondan sonraki bölümde yine dizinin en tepe noktalarından biriydi Howard'ın nesli şeria e gidip tabi pardon daha önce karakola gidip bir ifade verdi. Daha sonra o ifadenin çıktısını alıp Şeri'ye e, götürdü. Ve Şeri şok oldu zaten e, olanları duyunca. Ve ilk sorusu ne oldu? Bundan ceza alacak mısın? İşte dizinin belki de benen yine zorladığı noktadan biri o. Kim bunu bir avukat olmasa yapabilir miydi? Çünkü Jimmy ve Kim bütün oyunu kuralları bilerek oynadılar. Bütün açıklarını bilerek, bu açıkları nasıl kapatacaklarını bilerek. Çok kapalıysa nasıl açacaklarını bilerek. Yani kuralları koyanlardan daha iyi kuralları bilecek durumdaydılar. Hep bu vurgu yapılıyor dizide zaten. Çok iyi avukatsın. Çok iyi avukat. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Howard bir de en son ölmeden söylüyor. Yani sen çok parlak bir avukattın. Bütün bu kuralları bilmese, kanunu bilmese bu itirafı yapabilir miydi? Çünkü ortada kanıt yok. Ortada bunu destekleyecek hiçbir şey yok. İntiharın %100 olduğunu neredeyse sadece ağzından çıkan iki cümle var. Ha belki Jimmy de ben şahittim derse olabilecek bir durum var. İşte bu da ikinci kompleks noktaya getiriyor. Yani Jimmy'nin şahitliği olabilecek bir şey. Belki de ona şu mesajı gideceğini düşündüm mü onu bilmiyorum. Ve gidiyor, e, dizi bunu sağlıyor. E, çünkü e, Jimmy de yakalandıktan sonra, Sol yakalandıktan sonra pazarlık ediyor. E, devletin avukatıyla pazarlık ediyor. Ve burada diyor ki işte bütün pazarlıklara 86 yılı 7,5 yıla indiriyor bu arada. Muazzam. inanılmaz tehdit ediyor. Ve bunda nereden yapıyor yine? Karşı avukatın kendi repütasyonunu koruması üzerinden. Çünkü biliyor avukatın da Harvard tipi bir geri zekalı olduğunu. <laughs> bu dizide yine yani bayılıyorum bu diziye. Yani muhteşem bir detay. Bunları yaptı yaptı indirdi ve orada artık böyle şımarıklığa geçti ya dondurma istiyorum bilmem ne size vereceklerim var derken Howard konusuna getirdi veya o, ya kim onu anlattı oradan bir şey çıkmaz dediklerinde bir anda şok oldu burada şeyi çok anlamadım yani kendi söylediği için o konuşmadan sonra mı gitti kendi tetiklediğini fark ettim çok emin değilim ama bunu fark ettikten sonra işte o son 4 bölümdeki ki son 4 bölümü artık detaylı konuşuyoruz. Flashback'lere geldik. Yani bunu fark ettikten sonra flashback sahneleri aslında bizi desteklemeye başladı. Mike'la çölde yürüdükleri sahne. İşte burada Jimmy şeye başladı. Pişmanlığım var mı yoksa zaman makinesi bulsan ne olurdu? Tabii öncesi de var. Önce paralar alıp gitsek ne olur dedi. Mike bunu istemedi. Yani Mike abi yok ben bu insanları tanıyorum. Bizi berbat ederler dedi. Sonra ne oldu İşte orada bir şeyler sıkmaya başladı yok zaman makinesi olsa işte pişmanlığı ne oldu falan derken kendisi çok kıvırdı bir cevap verirken Mike tam tersine ilk kez rüşvet aldığı yıla gitti. Oraya giderdim ve o rüşveti aldığım günü tekrar bir düşünürdüm dedi. Burada gerçekten Mike'ın o pişmanlık kısmının hikayedeki kapatılmasını hissettik. Daha sonra Walter White'la olan sahnesine geldik. Walter White'la da aynı geyiği yaparken Walter daha bilim insanı olduğu için ona direkt tepki gösterdi. Ne zaman makinesi saçmalama geri zekalı ne anlatıyorsun sen pişmanlıklarının peşindesin ee, diye onun üstüne gitti. Ve orada da Walter aslında pişmanlığının ya ben işte şirketimde kalmak isterdim o şirkette e, çözerdim birçok şey gibi bir cevap verdi. O, onun karşılığında soğulum verdi cevap ise ya bir gün yere düşmüştüm biliyor musun orada da elim... Aptalca bir cevap verdi yani hiç önemli değil ne dediği. Ve Walter da evet, sen böyle bir adamsın anladım ben seni dedi. Yani devamlı kaçıyordu diyor yandan. İşte Dizi son bu flash flashbacklerle Soul'un aslında ne kadar Jimmy'nin daha doğrusu devamlı kaçtığını esas başka bir şeyden kaçtığını bize tekrar gösterdi. Nerede, ne, Neyden kaçtığını nerede anladık peki? Ve asıl pişmanlığın artık kimden sonra bu pişmanlığı ortaya koyması gerektiğini ve kabul edip artık bunun side efekte yani yan etkileriyle yaşaması gerektiğini anladığı sahne ise kimi tabi kimin itirafını öğrenmesi ve oradan taşınan mahkeme sahnesi müthiş mahkeme sahnesi işte show başlasınla beraber zaten yedi buçuk sene aldı daha ne show kimi de oraya getirdi bir de kimi adice tehdit ederek aslında getirdi oraya dolaylı yollardan o tehdidin ona ulaşmasını sağlayarak getirdi. Burada da dizi birazcık fanteziye kaçtı. Onun yüzde yüz öyle işleyeceğini düşünmesi biraz ilginçti. Olur o kadar olur diyorum orada da. Ee, ve kimin aleyhine konuşacağını e, ima ederek kimi de mahkeme sonuna getir Çünkü gelmeyeceğini biliyordu. Ve orada aslında o konuşmayı yapması işte her şeyi itiraf etmesi, hakimin şok oluşu karşı avukatların anlat anlat falan diye herifin o şey gazıyla zafer kazandı medasıyla ki alakası yok. Kendi zaferi değil yani yine aslında her şeyi e, sol yönetti. Soğul'un yönettiği bir sahne izledik orada. Aslında yine kendi God kompleksini konuşturdu. Ama masaya döndü. Masaya dönerken Oakley'nin ilk sorusu şu oldu. Ya dedi Çak olayını niye anlattın? Çünkü ne anlatmıştı işte bir abim benim yüzümden öldü. Onun işte sigortasını mahvettim. Bir daha hiç çalışamayacaktı. Emekliliğini mahvettim. Şöyle oldu böyle oldu intihar etti. Onu aciz duruma düşürdü çünkü. Çok acı bir sahneydi Çak'ın ölümü. Ki Çak'a da çok bayıl bayılmadık yani seyirciler olarak. Ama gerçekten o da adi bir ölümdü. Bir intihardı aslında. Oakley de bunu söyledi. Yani burada suç bile yok. Sen niye bunu anlattın deyince... Orada bir suç vardı dedi ve burada anladık ki evet bize koca koca o flashbacklerle artık vura vura anlattık konu Ya senin pişmanlığın ne kendine itiraf et adam deyip o dizinin boynuna sarıldığı bizim de boynuna sarıldığımız kısmı itiraf etti. Çak'ın ölümünü kendi üzerine aldı ve orada Sol Mr. Sol diye seslenmesinden sonra Sol karakterini bıraktı. Hayır ben Megil Jimmy Megil deyip oturdu mükemmel bir sahne yani olabilecek en iyi final ya daha daha da bir şey düşünemiyorum e, bu dizi hakkında e, bu pişmanlığını yaşaması da belki bizim iç, içimizde e, daha üst, bizim içimize bir intikam duygusu doldurmak yerine işte bir aşırı sevgi... De aşırı mutsuzluk doldurmak yerine o buruk tadı doldurdu ve e, ve ben ekşi tadı severim harbiden ya yani, o ekşi tadı almak böyle erin Kırmızı erik vardır böyle ne çok tatlı olunca güzel olur ne çok böyle kuru olunca böyle sert olunca bu mayhoş tam böyle bir arada tadı vardır. Şeftalinin de öyle falan. Bayılırım ekşi tatlara. Dizi de bana tam o ekşi tadı verdi. Mükemmel bir tattı. Ee, olabilecek en iyi son oldu ve e, Jimmy hatalarını kabul ederek yaptıklarını da inkar etmeden hiçbirini saklamadan bugün göremediğimiz bir şey bu. Herkes her şeyi inkar ediyor. Mutlu olsa da ediyor olmasa da diyor. Çünkü çıkarları için artık e, omurgasızlık her, her yere yayılmış durumda e, ve Jimmy karakteri bu omurgasızlık yerine pişmanlığıyla yüzleşip kimiyle yaptığı Kim'in de yaptığı gibi hapse gidiyor. Zaten hapishanesi açın izleyin e, Kim'in dönüşü orada tekrar sigara içişleri ve Kim dışarı çıkarken parmaklıkların tellerin arkasından birbirine bakışı ve işte e, Jimmy'nin silah hareketi muhteşem. E, epik bir diziydi ya yani sadece ve sadece e, işte bir uyuşturucu çetesi var bir adamlar var dizisiydi. Aslında çok büyük bir ilişki dizisi izledik biz. Yani Kim ve Jimmy'nin ilişkisi sıfırdan geldiği nokta çok epik bir ilişki. Bak sadece aşk demiyorum. Çünkü onların ilişkisi sadece aşk işte toksik bir ilişki bilmem ne bir ilişki. O yüzden dedim zaten aslında ortak bir zihnin farklı suretleri gibi olmaları da bu yüzden belki de izlediğimiz en epik ilişki anlatılarından birini gördük bu dizide. Son olarak zaten artık herkese teşekkür etmek lazım herhalde. Yani diziyi yapan zaten Vince Gilligan ve Peter Gould muhteşem bir proje çıkardılar. Vince Gilligan şimdi yeni bir projeye geçiyor. Ee, orada daha X-Files gibi olan ama pardon, Breaking Bad'den daha X-Files olan ama Breaking Bad tadında bir dizi yapacak bir şey demiş. Biraz da karışık demiş. Ne yapmış anlamadım. Neyse merakla bekliyoruz. Bütün streaming platformları peşindeymiş zaten anlatılana göre. Peter Gould ne yapacak bilmiyorum. Bir yandan AMC biz e, Gas karakteriyle falan bir şeyler yapacağız diye bir duyurdular Esposito'nun hesabından. Oradan ne çıkacak bilmiyorum. Böyle çok uzun süreli bir iş değil de sanki böyle bir yan projede çekmişler. Böyle mini bir projede varmış gibi ya da çekilecekmiş gibi anladım. Çünkü Vince Klingin olmayacak. Vince Klingin yokken artık bu evrende ne anlatılabilir? Hiç bilmiyorum. Onun dışında zaten Bob O'Donkirk ve işte Jonathan Banks, Ray Seahorn ki Ray Seahorn ve işte sadece Bob O'Donkirk ve Ray Seahorn aldı sanırım. Ödül de aldılar Hollywood Critics'ten. Oradaki konuşma da çok güzeldi. Onları da izleyebilirsiniz YouTube'dan. Jonathan Banks, Mike karakteri, Patrick Fabian Howard, Michael Mando, Nacho Vargo, Gian Giancarlo Espeso da zaten kadrolu villainımız e, Gus Fring, Michael McKean, Chuck karakteri, Tony Dalton bence şu an artık, sonra önü çok açık her türlü e, onun oynayabileceği karakterin oldu her filmde rol alabilir bu, da, bu saatten sonra da e, Mark Margolis, Hector Salamanca, onun dışında bir de bir de Francesca, Tina Parker, Tina Parker da bence çok iyi oyuncuydu. E, hepsine bilmiyorum ben, ben teşekkür etsem ne olur burada hiçbir anlamı yok ama <laughs> muazzamdılar çok büyük bir işti hala izlemediyseniz ...yedin Better Call Saul izleyin. İzlediyseniz önce bir önceki videoyu izleyin benim yaptım. Sonra bunu izleyebilirsiniz. Breaking Bad izlesem mi? Gerek var mı? Soruları da çok geliyor. Vaktiniz varsa izleseniz güzel olur. Çünkü Breaking Bad ile ilgili gerçekten gönülden bağlı olduğu, kökten bağlı olduğu konular var, karakterler var. Ve şu his var aslında. Hani spoiler bilmem ne bir kenara bırakın. Bir şeylerin bir şeyleri bilerek izlemek çok farklı duygular yaratıyor. Şimdi evet bazı karakterlerin ölmeyeceğini, bazı karakterlerin bir noktada gelmesi gerektiğini, bazı karakterlerin e, belli yerlere gitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Ama bunların nasıl olacağını bilmemek bence seyir zevkini çok arttırıyor. Çünkü bütün odağınızı sürece veriyorsunuz. Ay öldü şok oldum. Oluyor mu? Oluyor ama nasıl öleceği, neden öleceği çok daha önemli bir karakterin. O yüzden vaktiniz varsa bence izleyin. Breaking Bad'e de vakit ayırın. Müthiş bir dizi ama Better Call Saul benim için artık boynuz kulağı geçti diyebileceğim bir seviyede. Sonra da oturun. Better Call Saul izleyin. Muhteşem 6'şer sezonluk. İkisi de Better, Breaking Bad de 6 sezon olması lazım. 10'ar er, 13'er bölümlük upuzun maratonlar sizi bekliyor. Yapıştırın. Kendinize iyi bakın. Better Call Saul ile ilgili başka sorunuz olursa ya şu neydi ben orayı kaçırdım. Burada ne dersin abi ya benim, benim kafamda senin anlattığın tersine şöyle bir şey düşünmüştüm bu sahnede vesaire diyorsanız mutlaka yazın. Bu dizi üzerinde tartışabiliriz. Belki bir canlı yayın bile açabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.